Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler, Denizli için, Denizli tekstili için çok önemli olan Hain Tekstil Fuarı kapılarını bugün açtı. Ve Metropol TV canlı yayın ekipleri de gün boyu, evet, oradaki izlenimlerini canlı yayınlarla sizlere aktardı. Ve şimdi bunun gelişmelerini, haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Evet, bugün başlayan ve 13 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Hain Tekstil Fuarı'na katılarak Denizli ihracatçıları yalnız bırakmayan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Metropol TV canlı yayın ekibine değerlendirmelerde bulundu. Tekstilcinin, sanayicinin son durumu ne? Hain Tekstil Fuarı'nı neden umut olarak görüyorlar? İzliyoruz. Hain Tekstil Fuarı bu sene tekrar başladı. 2023 Ocağı itibariyle sanırım en son düzenli tarihinde 2020 Ocağı'nda yapılmıştı. 3 yıllık bir aradan sonra tekrar olağan tarihinde 2023 yılında yapılıyor. Öncelikle ben başta Denizli'den katılan firmalar olmak üzere bütün Türk firmalarına başarılar diliyorum bu fuarda. Tabii tekstilin ve son dönemde sanayinin içinden geçtiği durum belli. Hepimizin malumu. Oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor ihracatçı ve sanayici. Bu fuar aslında bizlere umut olmalı diye düşünüyorum. Sanayicimizin, ihracatçımızın, tekstilcimizin önünü açacak bir fuar olsun. Güzel haberlerle döneceğimiz, güzel siparişlerle döneceğimiz bir fuar olmasını diliyorum. Söylediğim gibi yani pandemi süreci boyunca dünya çok çalkantılı bir dönemden geçti. Hala bu çalkantı devam ediyor diyebiliriz. Tekstil ilk pandemi başladığı zamanda hareketli bir sürece girdi aslında. Bütün dünya durduğunda bizler çalışıyorduk, özellikle Türk tekstilcileri. Bu fuara işte 78 firmayla, 79 firmayla katılıyoruz sizin söylediğiniz gibi. Dünyanın en büyük. Evet, şimdi de söz Deniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nda. Memişoğlu fuarın Denizli sanayiciler için nasıl geçeceğini anlattı ve Denizli firmalarıyla gurur duyduğunu söyledi. Burası dünyanın en büyük tekstil fuarı. Avustralya'dan da Kanada'dan da buraya satın almacılar geliyor. Sabah saat 10'da açıldı. Normalde 9.30'da başlardı. Bugün yarım saat daha geç başladılar. Pandemi önceki yoğunluğu daha görmedim. Sabah itibariyle benim daha önce alışkın olduğum başlangıçlara göre biraz sönük başladı. Yarın mesela bizim kendi müşterilerimizden yarından sonrasına toplantı alanlar var. Bugün ilk gün biraz daha az ilgi gösteriyorlar. İnşallah yarından sonra eski ihtişamında bir fuar görmeyi umuyoruz. Herkes hazırlığını yaptı. Dün burada belki kayıt almışsınızdır bilmiyorum. Şantiye gibiydi buralar. Herkes bir emek çaba içerisindeydi. Burada 6 aydır, 8 aydır hatta 1 yıldır yapılan hazırlıkların artık hasat anındayız. İnşallah dönüşte de şu anki mutlu yüz ifademiz dönüşte de bizimle beraber olur. Yanımızda şimdi size röportaja başlayınca Sayın Vekilimiz Şahin Tin geldi. Uğur Erdoğan Başkanımız geldi. Selim Kasaboğlu Başkanımız da burada. Kendileri de biraz sonra hatta firmaları ziyaret edecekler. Hain Tekstil ile ilgili haberlerimize devam ediyoruz ve şimdi de Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın görüşlerini getireceğiz ekranlarınıza. Evet, ticareti ve ihracatı arttırmak için neler yapıyorlar ve Denizli'den Hain Tekstil'e kaç firmaya getirdiler ve fuardan beklentiler ne? Söz şimdi de Uğur Erdoğan'da. Fransa, Almanya, dünyanın dört bir tarafını bildiğiniz gibi Denizli'mizi fuarlarımıza getiriyoruz. Amacımız her zaman söylediğimiz gibi ülkemizde ve Denizli'mizde sektörlerin önünü açmak, ticareti ve ihracatı artırma amacıyla yola çıktık. Denizli Ticaret Odası olarak da bugün şükürler olsun. Denizli firmalarımızı biliyorsunuz 78 tane stand olan firmamızın dışında da 56 tane firmamızla Denizli Ticaret Odası olarak fuara getirdik. İnşallah onlar da birazdan fuar alanında olacaklar. Buradaki gelişmeleri, buradaki teknolojiyi, buradaki Ar-Ge'yi, tasarımı en iyi şekilde görüp şehrimizde ve ülkemizde kaliteli, katma değeri yüksek ürünleri nasıl elde edebiliriz? Onlarla ilgili bir çalışma. Onun için ticaret önemli. Bu tür organizasyonları çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Nerede bir fuar varsa orada olmayı her zaman tercih eden ve orada görmeye alıştığımız AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de Hain Tekstil Fuarı'na katıldı ve tüm odaların fuarda olmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Denizli olarak Haim Tekstil Fuarı'ndayız. Denizli İlaçlar Birliği'nin bugün standındayız. Ben öncelikle Hüseyin Başkanımıza, Hüseyin Memişoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz onu da aynı zamanda. Biz de burada ağırlıyorlar. Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'la beraber geldik buraya. Sanayi Odası Başkanımız burada. Üç odamız da burada ve gerçekten de bütün sanayicilerimizi yanında buradalar. Sanayicimizin her zaman, her dönem yanında olmaya gayret ettik. Devam ediyoruz aynı şekilde. Bir sanayici olarak hem de bir iş adamı ve aynı zamanda siyasetçi olarak da burada onların yanında olduğumuzu tekrar göstermiş oluyoruz. Bu fuarların önemli olduğunu her zaman inanırım. İş dünyasınınla efendim satıcı ve alıcıların buluştukları bir fuar dönemidir bu dönem. İnşallah bu en son 2022'deki 3 ay... Haim Tekstil Fuarı'na katılan Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu da Metropol TV'ye konuşanlar arasındaydı ve fuarın Denizli için önemli olduğunu söyledi ve heyecan ve beklentinin de neden yüksek olduğunu açıkladı. Fuar yaklaşık 3 yıldır yapılmıyordu. Evet. Geçen sene bir ara bir fuar yapıldı fakat Covid sebebiyle katılım bu kadar yoğun olmadı. Haim Tekstil Fuarı Denizli için çok önemli fuarlardan biri. Evet. Bildiğiniz üzere ilk ihracat hamlesi başladığında 1980'li yılların başlarından itibaren Denizli sanayiciler buraya birer ikişer gelmeye başladılar. Bugün geldiğimiz noktada şu an yaklaşık 79 sanayici bugün buraya katıldı. Evet. Covid'in arkasından coşkulu bir heyecanla kendi yeni koleksiyonlarıyla, yeni ürünleriyle daha katma değerli bir ürün satabilmek için, daha katma değerli bir faaliyet gösterebilmek için bugün buradalar. Ben herkesin standını gezdiğimde herkesteki heyecanı da görebiliyorum. Beklentileri yüksek. Denizli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kesinlikle bu dönemde tabii fuarın yapılamadığı dönemde bizim sanayicilerimiz ellerinden geldiğince kendileri kartelalarını alıp, ürünlerini alıp, yeni ürünlerini alıp tedarik yaptıkları firmalara ziyaretlerde bulundular. Burada şu an onları ağırlayabilme şansları da tekrardan doğdu. Bu açıdan bu çok önemli. İnşallah hayırlı olacağını diliyorum. Haim Tekstil ile ilgili bir görüşte Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Selim Yaymanoğlu'ndan geldi. Metropol TV'ye konuşan Yaymanoğlu, fuara 79 firmanın katılmasını tarihi bir olay olarak nitelendirdi. Tüm Türkiye'ye, tüm tekstil üreticilerine hayırlı fuarlar diliyorum öncelikle. Biliyorsunuz 2 yıldır bir aradan sonra ilk defa bir fuar düzenleniyor. Ümidimiz büyük bu fuarla ilgili. Bugün ilk günü. Müşteriler, alıcılar, ziyaretçiler yeni yeni gelmeye başladı. Çok büyük bir kalabalık görünmüyor ama bu 2 yılın ardından tekstil sektörünün özellikle Denizli ve Türkiye için iyi bir fuar geçeceğini düşünüyoruz. Ümitlerimiz büyük. Tabii bu ümitlerimizi çok da büyütmemek gerekiyor açıkçası. Güzel bir fuar geçer diye ümit ediyoruz. Hepimiz özledik fuarı. Şu anda Denizli'den bu özlemi gidermek amacıyla baktığımız zaman 79 firma katılıyoruz. 79 firma. Sevgili seyirciler, Haim Tekstil Fuarı'nda 79 Denizli firması stand açtı ve fuara damga vurdu. Denizli heyeti Denizli firmaların standlarını ziyaret etmeyi sürdürdü ve o sırada Metropol TV ekipleri de oradaydı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi için 2023 yılının nasıl geçeceğini Metropol TV açıkladı. İçerisinde 15 üniversitenin rektörlerini arayacağız. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile birlikte, başkanıyla Salim Bey ile birlikte bu işi yapacağız. Dolayısıyla ilk lansman toplantısını gerçekleştirip diğer üniversitelerin de katılımını sağlayarak şu anda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz Sayın Osman Zola'nın da büyük özverisiyle bu toplantı Büyükşehir Belediyesi Kongre Kültür Merkezi, Niyaz Sebekçi Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bu da Denizli'nin tanıtımı için çok önemli. Şu anda ekipleri kurduk. Gerçekten 600 firmanın gelmesini sağlayacağız. Ve çok büyük bir olay olacak. Çok alanında dünya çapındaki insanlar gelecek. Şimdi isimleri vermeyelim. Sürpriz olsun. Yani 2 gün bence çok güzel geçecek. PASVAK 2023'te neler yapacak? Evet, bu sorunun yanıtını PASVAK Başkanı Profesör Doktor Bülent Topuz Metropol TV'de anlattı.
Yani bunu bu şekliyle muhafaza etmek, korumak, zaten 18-19 yıldır bu işi böyle yapıyoruz. 2004'te yola çıkmıştık, 18 yıl bitmiş olacak işte. Bu şekliyle devam ettirmek istiyoruz. Yani biz artık bundan sonraki süreçte tabii ki binamızı da bitirmek istiyoruz yavaş yavaş. Binamızı biraz büyük tutmuştuk. Bir takım orası sosyal kültürel tesis, sadece aşevi veyahut da bir mutfak değil. Onu da yavaş yavaş bitirmeyi amaçlıyoruz. Acelemiz yok. Yani yavaş yavaş bitireceğiz. Bu haliyle yani 2023'ün pasfağın bir merhale daha, bir adım daha. İşte bu özellikle düğün, nikah organizasyonları için salonlarının daha yoğun kullanıldığı, tanıtım işlerinin bittiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz, görüyoruz yani öyle söyleyeyim. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Günle ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Davetimizi kabul edip burayı şereflendiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazetecilerimizin günü, yani sizin gününüz. İnşallah bugün olduğu gibi bundan sonra da bir arada güzellikler içinde Allah'ım hayatımızı devam etmeyi nasip etsin. Ben sizlere başarılar diliyorum. Gerçekten çalışan gazeteciler 24 saat sıcakta, soğukta, yağmurda, karda, gecede, gündüzde olabilme noktasında gayret eden insanlarsınız. Sizin yaptığınız hizmet gerçekten çok çok kıymetli ve herkesin yapabileceği bir iş değil. Mesai merhumu tanımadan. Pamukkale Belediyesi'nden Görme Engeller Haftası'nda farkındalık etkinliği, evet Pamukkale Belediyesi ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Beyaz Baston Görme Engeller Haftası'nda farkındalık oluşturdu. Sırası da dolacakmış. Değerli Azur, kıymetli öğrencilerimiz. Yeni kitaplar. Emeğinin hepsi çok güzel. Beslenende bağlanmış ortamın boşluğunda salon gözetleyen bir çocuk. İki bakışlarla kalıyor. Engelli bireylerin evet desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Ama az önce de gördünüz o performansı. Bu engelli bireylerimiz benim söyleyemediğim şarkıları muhteşem şekilde söyleyebiliyorlar. Benim ezberleyemediğim kitapları hocam işte muhteşem şekilde ezberleyebiliyor. Benim yapamadığım sporları benden çok daha kaliteli. Ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili seyirciler. Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirebilirsiniz diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.